Arkası Yarın. Taşralı Hemşire 13. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Abak. Ünlü bir mimar olan Turgut Şahin, ihaleye katılmak için İstanbul'a giderken Mudurnu yolunda bir kaza geçirir. Kaza sırasında oradan geçmekte olan hemşire Seda ile doktor babası tarafından kurtarılarak evlerine götürülür. Bacağında derince bir kesik olan Turgut'a ilk müdahaleyi yaparlar. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, olayın bir suikast olduğunu, birisinin kaza süsü vererek onu öldürmek istediğini tespit eder. Fakat Turgut Bey bununla ilgileneceği yerde bir an önce İstanbul'a gitmeyi istemektedir. Doktor bunun sağlığı açısından çok riskli olacağını söylemesi üzerine ücret mukabilinde Seda hemşireyi yanına alarak İstanbul'a gidip bir otele yerleşir. Bu arada ihale sebebiyle birçok entrikanın döndüğü olaylar zincirinde Hacer adında ahlaksız bir kadın Turgut Bey'i seviyor görünümünde ihaleyle mesleki sırlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak tesadüfen Seda hemşire kadını başka bir erkekle içli dışlı arkadaşlık yaparken görünce kadın bundan oldukça tedirgin olur. Ben çok dürüst davranıyorum. Ya siz ne kadar dürüst davranıyorsunuz? Benimle bu şekilde konuşamazsın. Haddini bil. Sosyetenin bazı züppelerine kendini beğendirebilirsin ama beni kandıramazsın. Dün gece kiminle olduğunu biliyorum. Ve ben neysem sen de olsun. Hayır. Ben sizin gibi değilim hanımefendi. Ben iç yüzünü bilmediğim biriyle değil, akrabam, köylüm olan biriyle yemek yedim. Ama Turgut Bey'i sevdiğini, onunla evleneceğini söyleyen siz... Dün gece bir erkekle kırıştırıyordunuz. Ben nasıl sizin gibi rezil biri olabilirim? Bir insana karşı bu derece tiksinti duyabileceğimi sanmazdım. Zavallı Turgut Bey. Bu kadınla evlenecek ha? Ya bu adamın gözü paradan, ihaleden, gökdelenden başka bir şey görmüyor ki. Alo. Seda, ben İshak. Aa, siz misiniz İshak Bey? Benim Seda. Çay bahçesinde birer çay içmeye ne dersin? Neden olmasın? 2 saat kadar boşum. Harika. Tamam. Rumeli Hisarı'ndaki İhsar Kahve'de buluşalım. Çok güzel bir yer. 15 dakikaya kadar orada olsam. Ay tamam da bir dakika ben orayı nasıl bulacağım? Senin otele çok yakın. Atla bir taksiye Rumeli Hisar'a götür de. Kahve caddenin üzerinde zaten. Bütün şoförler bilir orayı. Tamam, hemen geliyorum. Nasılsın Seda? Görüşmeyeli bayağı özledim seni. Ben de özledim sizi. Ne içeceksin? Ben çay içeyim. Tamam. Bize 2 çay lütfen. Geliyor efendim. Sanırım İstanbul'dan gitme günlerin yaklaşıyor öyle değil mi? Tam bilemiyorum. Biraz Turgut Bey'e bağlı tabii. Bak seni çok özleyeceğimi bilmeni istiyorum. Sende başka bir şeyler var. Lütfen seni sevdiğimi söylememe izin ver. Yine mi? Lütfen bu saçma sapan laflara bir son verelim. Şurada oturmuş ağız tadıyla bir bardak çay ikram edeceğinizi sanmıştım. Tamam tamam kızma canım. Sözümü geri aldım işte. Çaylarınız efendim, buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. İshak Bey, sizinle güzel bir hatıramız oldu. İstanbul'a ilk geldiğim gün çok garip ve hatta şaşkındım. Bu sırada bir köylüm, uzaktan bir akrabam olarak karşıma çıkmanız beni çok etkiledi. Yani bir abiye, bir kardeşe rastladığımı sandım. Ya. Peki, öyle olsun. Yine de beni sevmeye layık gördüğünüz için teşekkür ederim size. Turgut Bey ne yapıyor? Odasına giren hırsızın Gökdelen'in projesini aradığını duydum. Patronumun işleriyle ilgilenmiyorum. Zaten o da bana işiyle ilgili hiç söz etmiyor. Çok zeki bir adam. Samuel olayını unutmadın herhalde. Hiç unutur muyum? Adam resmen bana rüşvet teklif etmişti. Bunların çoğu böyledir işte. Neyse, geçelim bunları şimdi. Sahi sen insanın geçmişini okuyan, geleceğinden söz eden biriyle tanıştın mı hiç? Ben o tuhaf, hurafe gibi şeylere inanmam İshak Bey. Ben de inanmam ama tanıdığım böyle biri var. Çok ilginç şeylerden bahsediyor. Ne gibi mesela?
Bak, bunu anlatmak çok uzun sürer. İstersen buraya yakın bir yerde bir ziyaret edelim. Geçitlik olur senin için. Uzun sürmez değil mi? Yok yok, çok kısa sürecek. Merak ettiğin, kafanın takıldığı şeyleri sorabilirsin. Tamam, çayımızı içip hemen gideriz o zaman. Demek o güzel kız bu ha? Hoş geldin kızım, çok güzelmişsin. Teşekkür ederim. İshak Bey sizden bahsedince merak edip tanışmak istedim. İyi ettin. Ben de çok sevindim geldiğine. Artık yaşlandım. Eskisi gibi ziyaretçi kabul edemiyorum. Aptal kadınlara, hele şu sansasyon çıkarmak isteyen sosyete kadınlarına hiç tahammül edemiyorum. Başlayalım mı? Hazır mısın Seda? Ben mi? Ay, birden heyecanlandım. Evet. Hazırım. Perdeleri kapar mısınız İshak Bey oğlum? Ha, tabii tabii. Şöyle karşıma geç kızım. Peki. Şu hemen önünde duran fanusu ellerinle tutmanı istiyorum. Nedir bu? Korkma. Kristal bir fanus sadece. Tut hadi ellerinle. Peki. Şimdi içine bak. Bakışlarını ondan ayırma. Yalnızca benim söylediklerimi dinle. İyice bak. Peki. Dikkatle bak. Sana olağan dışı şeylerden söz edeceğim. Bak. Bak. Daha dikkatli bak. Bakıyorum. Bakıyorum. Kürenin içinden gözlerini ayırma. Biraz sonra uyku haline geçeceksin. Tatlı bir uyku. Gözlerin kapanacak. Uyuyacaksın. Ama beynin uyanık kalacak. O benim emrimde olacak. Uyuyorsun. Uyuyorsun. Evet. Uyuyorum. Uyuyorum. Uyudu mu? Evet. Uyandırabilirsin değil mi? Başımıza iş almayalım sonra. Merak etme. Geçici olarak trans halde. Hadi ne istiyorsan sor ona. Cevap verecek mi? Biliyorsa verecektir. Trans halinde kimse yalan söyleyemez. Sor hadi sor. Tamam. Söyle. Turgut Bey Gökdelen ihalesi için ne kadar fiyat verdi? Ne kadar? Bana fiyatını söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Hayır. Hayır. Bilmen lazım. Sen onun hep yanındasın. Söyle hadi. İhale için verdiği fiyatı söyle. Bilmiyorum. Söylemedi. Ben sadece onun bacağına pansuman yapıyorum. Yanında konuşmuştur mutlaka. Gökdelen'i kaça yapacak? Bir fiyat lafı geçmiş olmalı. Söyle hadi. Babamı, kardeşlerimi özledim. Onları görmek istiyorum. Kahrolasıca kız. Ne saçmalıyor bu? Nereden çıktı şimdi bu? Hipnotize edemedim mi yoksa? Görmüyor musun? Kız trans halinde. Demek bir şey bilmiyor. Ama bildiğine eminim. Aynı otelde kalıyorlar. Devamlı patronun yanında. Elimden başka bir şey gelmez. Özür dilerim. Tamam tamam. Uyandır hadi şunu. Uyanmama gerek yok İshak Bey. Ben hiç uyumamıştım ki. Numara yapıyordum. Allah hepinizin cezasını versin. Ama tatlım bak ben... Demek siz de beni bu kirli oyuna alet etmek istediniz ha? Amacınız Turgut Bey'in ihale için verdiği fiyatı öğrenmekmiş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben de sizi bir insan, bir yakınım, bir dostum sanmıştım. Bak Seda ben... Allah belanızı verir inşallah. Paralarınız da işiniz de yerin dibine girsin. Salak karı. Senin yüzünden ne hale düştüğümü gördün mü? Hani onu uyutacaktın? İnanmayanları uyutmak zor oluyor. Nereden bileyim bu kızın böyle olduğunu? Döndünüz demek Seda Hanım. Turgut Bey de sizi soruyordu. Odasında mı Şakir amca? Evet. Kendisi de yeni geldi zaten. Siz iyi misiniz? Evet iyiyim. Ben beyefendinin yanına çıkayım. Neyi var acaba kızcağızın? Bana ağlamış gibi geldi ama dur bakalım. Girin.
Beni istemişsiniz efendim. Evet. Bu ne değişiklik? Sizi tebrik edebilir miyim? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Elbiselerinizden söz ediyorum. Çok yakışmış size. Evet, teşekkür ederim. Zevkiniz kusursuz. Ama yemeğe gidemediğimiz için çok üzgünüm. Danışmanlarımla konuşmam, tartışmam gerekti. Şu gazeteci İshak. Bugün onunla buluşup çay içtik. Odanıza birinin girdiğini duymuş. Ben de tam şimdi o gazeteciden söz edecektim. Bugünkü nüshasında neler yazdığını söylemedi mi size? Hayır, hiçbir şey söylemedi. O halde ben okuyayım da öğrenin. Evet, işte burada. Ünlü mimar Turgut Şahin, Arap şeyhinin yaptıracağı gökdelenin ihalesi için İstanbul'a geldi. Yanında herkesin dikkatini çeken çok güzel bir hemşire vardı. Turgut Şahin'in İzmir'den İstanbul'a gelirken bir kaza geçirdiği biliniyordu. Ama yakışıklı mimarın bir hastanede tedavi görmek yerine genç güzel bir hemşireyi yanında getirmesi, sosyetede çeşitli söylentilere neden oldu. Şimdi bütün İstanbul sosyetesi bu ikili arasındaki aşkın boyutunu merak ediyor. Bunu İshak Bey mi yazmış? Evet. İşte bakın, haberin altında imzası var. Ama nasıl olur? Bunlar ne alçak, ne ikiyüzlü, ne adi şeylermiş. Demek ki bu İstanbul'un ne akrabası, ne köylüsü olmuyormuş. Onlar babalarını bile satan adamlardır. Gazetecilerden neden uzak durmanızı istediğimi şimdi anladınız mı? Özür dilerim Turgut Bey. Gerçekten çok özür dilerim. Benim ihtarlarımı gülünç bulduğunuzu, özel hayatınıza karıştığımı sanıyordunuz. Oysa ben içinde yaşadığım dünyayı biliyorum. Bu heriflerin sansasyon çıkartmaktan başka bildikleri bir şey yoktur. Çok özür dilerim. Bilmiyordum. Bunu öğrendim ama çok geç oldu. Bu gazetecileri Allah kaşınacak tırnak vermesin. İşte insanları böyle kandırıyorlar, rol yaparak, yalan söyleyerek. Onlara insan değil bir haber kaynağı lazım. Haklısınız. Bunu şimdi gayet iyi anlıyorum. Ağlamayın lütfen, ağlamayın. Ben sizi incitmek istemedim. Olay konusu edilmenize sinirleniyorum. Daha çok gençsiniz. Hem genç hem de tecrübesiz. Ben çok aptal biriyim. Hepsi benim hatam. Aptalın tekiyim ben. Hayır. Sadece saf ve iyi niyetlisiniz. İnsanlar çoğunlukla zalim ve kötüdürler. Siz onlar gibi olmayın. Artık hiç kimseye inanmayacağım. Hiç kimseye güvenemeyeceğim. İnanacağız da güveneceğiz de. Bana bakma sen. Ben kindarımdır. Bu da beni sert, insafsız ve bencil yapıyor. Bana diyorsunuz ama siz neden böyle oldunuz? Çünkü yaşadığım hayat beni böyle yaptı. Annem 10 yaşındayken öldü. Onu çok severdim. Annemin ölümünden 6 ay sonra babam yeniden evlendi. Üvey annem kötü bir kadındı. Onu anlatacak kelime bulamıyorum. Neden mutsuz olduğunuzu şimdi daha iyi anlıyorum. Nefretle dolu bir evde yaşamak kadar korkunç bir şey yoktur. Kavgaların, anlaşmazlıkların, nefretin çarpıştığı bir ev düşünün. Bir gün üvey annemin babamı aldattığını da öğrenince evi terk ettim. Bu kadar sert olmama, insanlara olan güvenimin yok olmasına sebep üvey anneme olan nefretimdir. Yaşadıklarınız bir çocuğun kaldıramayacağı kadar ağırmış. Eğer anneniz ölmeseydi böyle olmazdı herhalde. Annem çok iyi bir insandı. Sevgiyle doluydu. Sizin gibi daima insanların iyi taraflarını görür, onlara güvenir, inanırdı. Peki neden onun gibi olmaya çalışmadınız? Taşralı Hemşire adlı oyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.